Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, bilimin ışığında ilerleyen bir toplum olma yolunda çok önemli bir adımın atıldığı bu özel günde Küçükçekmece Bilimin izinde şenleniyor programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. TÜBİDAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 45 projeden biri olan bu proje, bilime olan inancımızı ve gençlerimizin eğitime verdiğimiz değeri de bir daha göstermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakki mürşit ilimdir, fendir" sözü bizlere her zaman bilimin, aklın yolunu işaret etmiştir. Atatürk'ün bu vizyonu doğrultusunda bilimi rehber edinmiş, sorgulayan, düşünen, üreten nesiller yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Zira geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmesi ve ülkemizi daha ileriye taşıyabilmesi ancak bilimle, ilimle yetişmelerine bağlıdır. Bugün burada sadece bir etkinliğe katılmıyor, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek en önemli gücün bilime olan bağımlılığımız olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bilim, insanlığın ilerlemesindeki en güçlü araçtır. Başkanımız Kemal Çepi önderliğinde Küçükçekmece Belediyesi olarak eğitim ve bilimsel faaliyetlere verdiğimiz destekle sadece gençlerimizi değil, toplumumuzu da daha aydınlık yanlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimi sadece sınıflarla sınırlı görmeyen bir anlayışla bilim, sanat ve spor gibi pek çok alanda gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Küçükçekmece'mizde geliştirilen bu bilim şenliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Gençlerimizin bilimle tanışmalarını, deneyimlemelerini ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak bu tarz etkinliklerin gelecekte daha büyük başarılar zemin hazırlayacağına olan inancımız tamdır. Bilimin gençlerle buluşmasına olarak tanıyan bu etkinlik, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, işbirliğinin ve ortak sorumluluklarımızın da bir yansımasıdır. Bu tarz bilimsel faaliyetler, gençliğimizin öğrenme süreçlerini zenginleştiren, onlara farklı bakış açıları kazandıran önemli fırsatlardır. Bilimle tanışan, deney yapmayı öğrenen, keşfetmeyi öğrenen genç hem kendisini hem de ülkesini ileri taşır. Bu tür etkinlikler gençlerimizin bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlayarak onların kişisel gelişimlerine büyük katkılar sunuyor. Bizler onların yanında olmaktan, bu yolda desteklemekten onur duyuyoruz. Sözlerimi noktalarken bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Başta Küçükçekmece Kaymakamımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere gençlerimizi bu anlamlı etkinliğe hayata geçiren tüm paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimize ilim ve bilim yolunda rehberlik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Üniversitemizin kıymetli temsilcileri, kıymetli okul müdürlerimiz, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Küçükçekmece ilçemiz Türkiye'nin 7. İstanbul'un 2. büyük ilçesi. 153 bin öğrencimiz var. Birçok ilin nüfusundan daha fazla öğrenciye sahibiz. Bu öğrencilerimizi gerek akademik, gerek bilimsel, gerek sosyal, gerek kültürel olarak mutlaka bir yere kanalize etmemiz lazım. Çocuklarımızı yetiştirirken birçok alanda donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bunda da görevi ve sorumluluğu vardır. Leyla Hocam bu projeyi anlattığında böyle yerinde duramıyordu. Dedi ki böyle bir projemiz var, bütün gençlerimizi bu işin içerisine dahil edeceğiz. Okullarımızın yaptığı çok güzel böyle faaliyetler var. Çocuklarımızda merak uyandıracak etkinlikler yapacağız. Bize destek olur musunuz? Dedi ki sonuna kadar destek oluruz. Ne demek? Yani böyle bir işin içerisine girdikten sonra
tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bu işe destek olmak zorunda ve sağ olsun hepsi birlikte destek oldu. Sevgili gençler, burada birçok proje sergilenecek ve hep beraber biraz sonra gezeceğiz. Ve bura alanda olmasının ayrı bir amacı var. Sadece öğrencilerimiz değil, ilçe halkımız da, bu mahallede, bu çevrede yaşayan insanlarımız da, gençlerimiz neler yapıyor, neler üretiyor, onları görsün diye bu mekanda şimdi bulunuyoruz. Merak, ilmin ve ilerlemenin temelidir. Burada yapılan faaliyetlerde ve projelerde büyüğü küçüğü yok. Hepsi çok kıymetli. Hepsi bir emek sonucu oluşmuş, ortaya konulmuş birer ürünler. Sevgili gençler, Selçuk Bayraktar'ın belgeselini seyredin. Bakın orada ilk bu işe başlarken şu anda övündüğümüz o SİHA'lar, İHA'lar gökyüzünde Türk egemenliğini sağlayan o insansız hava araçları ilk yapıldığında küçücük birer prototipti. Küçücük. Ve şimdi dosta güven, düşmana korku salan, onlardan alınan farklı fikirleri uygulamaya geçirerek. O nedenle bu proje çok kıymetli. O nedenle bu projeye hepimiz destek olmamız gerekiyor. Burada emeğe geçen herkese tabii teşekkür etmek, benden önce konuşmana teşekkür etti ama Leyla hocama ayrıyeten bir teşekkür etmek lazım. Çünkü insanların, evet bir alkış alalım. Çünkü öğretmenlerimizi, diğer öğrencilerimizi teşvik etmek, onları buna kanalize etmek çok da kolay bir şey değil. Leyla hocamın başkanlığındaki o TÜBİTAK proje ekibi, öğretmenlerimiz, isimsiz kahramanlarımız. Birçok şeyin arkasında onlar var. Belki isme şu an sayamıyoruz ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca buna destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz inşallah öğrencilerimiz için iyi olan her şey, hep birlikte destek olacağız. Birlikte başaracağız. Birlikte güzel şeyler ortaya koyacağız. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür eden hepinize sevgiler ve saygılarımı sunarım. Emek sarf eden, gayret sarf eden, az önce konuşmasını dinlediğimiz proje yürütücümüz, proje yürütücümüzün ekibi, ilçe özel büromuz, şube müdürlerimiz, ilçemizin önceki ilçe milli eğitim müdürü Murat hocamız, Küçükçekmece belediyemiz, STK'larımız ve sayın kaymakamımız, ayrı ayrı ilçemiz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli davetliler, kıymetli misafirler. Değişen, dönüşen ve gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımızı dünyanın şartlarına göre, dünyanın gittiği yere göre yetiştirmezsek geride kalmış oluruz. Birilerinin peşinde koşan oluruz. Bizler Türkiye devleti ve Türkiye'de yaşayan insanları olarak bu coğrafyada çocuklarımızı çağın gereklerine ve şartlarına göre yetiştirmek için ne gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızdan, Milli Eğitim Bakanımıza, İstanbul Valimizden, Kaymakamımıza, okullarımızda, sınıflarımızda öğrencilerimizin derslerine giren öğretmenlerimize varıncaya kadar yaşamış olduğumuz çağda öğrencilerimize neyi anlatmamız, neyi sunmamız, onların önüne neyi koymamız gerekiyorsa bu anlayış, bu düşünce ve bu gayretle çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız dünyadaki hiçbir yarıştan geride kalmasın. Hepimiz biliyoruz ki bugün dünyada bilimi, bilgiyi ve teknolojiyi kimler üretiyorsa dünyayı onlar yönetiyor. İşte biz geleceğe bakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler dediği o medeniyete ulaşmak ve daha da ötesine gitmek için atalarımızdan almış olduğumuz güçle geriye doğru tarihimize baktığımızda onların bize bırakmış olduğu mirasla dünya insanlığına ülke olarak huzurun, mutluluğun ve barışın tesis edildiği bir dünya kurabilmek için çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bizler biliyoruz ki çocuklarımızı bu duygu ve düşüncelerle yetiştirebilirsek dünyada bu çocukların oluşturduğu toplumlar, bu toplumların oluşturduğu devletler kan dökmez, zulüm yapmaz,
ve başkasına zarar vermez. İşte bizler yaşamış olduğumuz coğrafyada güçlü olmazsak, çocuklarımızı bir hedefe doğru yönlendirmezsek, dünyanın gelişmiş ülkelerinin peşinde koşan değil, kendimizi geliştirerek bizlerin peşinde koşan duruma ülkemizi getirmezsek, maalesef atalarımızın, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu ülkeyi kaybederiz. İşte istiyoruz ki artık savaşların dahi oturduğumuz yerden yönetildiği, adeta savaşların dahi sana savaşlara döndüğü bir coğrafyada, bir dünyada çocuklarımızı hem kendi gelecekleri, hem ailelerinin gelecekleri, hem de ülkemizin geleceği doğrultusunda yetiştirmek ve onları her açıdan donatmak için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. İşte bunun için TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı, Teknofest, bakanlığımızın yürüttüğü projeler, bunların tamamına çocuklarımızı katarak onları donatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada açılışını yapmış olduğumuz bilim şenliğimizde yaklaşık 100 bin öğrencimiz ve vatandaşımız bu şenliği ziyaret edecekler. Burada çocuklarımızın yaptığı çalışmaları görecekler. İster basit bir çalışma olsun, ister zor bir çalışma olsun. Bu çalışmaların tamamını çocuklarımız yaptı. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar bu projenin başlangıcından bugüne emek veren, gayret eden herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Thank you.
Her bir kırmızı karşısında aşağıda bir notlar mevcuttur. Bir notlar da öğrenci kendisinin çok yoğun kalabalık içerisinde kendi kendine de eğitim alabilmesi içindir. Ancak anlayamadığı her notunda bizler direkt eğitim vermekteyiz. İçeriye de 12 tane ekranımız 30 dakika karşısında üzerinde. Hepsinde aynı şeyler mi olur? Hayır, 12 ekranımızda farklı sizler mesin. Sayın Kanatın böyle girdiği kursdan burada şüpheli mekanlar, en arkadaki şüpheli şahıslar, onun yanındaki psikolojik halüsinasyon durumları mevcutlukları tedbirler, en sağ ekranımızda deyinde oluşan hasarlar, en sol ekranımızda örnek verecek olursam kalbindeki ritim bozuklukları gibi ya da uykucu maddenin vücuda nakledildikten sonraki kalpteki rahatsızlıklardan bahsediyoruz Sayın Kanatın. Bu ekranımızda ise fiziksel olarak hem beynimizdeki etkilerini ve vücudundaki kilo kayıplarından bahsediyoruz. Çünkü madde kullanıcısı halüsinasyon ve panorama durumunu yaşadığı için ne yaptığını bilmemektedir. Örnek verecek olursam yemek yemediği halde yediğini zannetmektedir. Yapmadığı eylemleri yaptığı gibi görmektedir ve çok kısa sürelerde yaklaşık birkaç aylık içerisinde 80-85 kilo bandındaki bir madde kullanıcısının 45-50 kiloya kadar düşebileceğini ve düştükten sonra vücudun doğal reaksiyon gösterip kaslarını parçalayacağı için ve ATP'lerini yayacağı için vücudunda kas, kemik ve kilo kayıplarıyla oluşan sorunlardan dolayı hem iskelet bozuklukları hem de vücudundaki diğer iç organlarındaki kayıplarla birlikte yaşamın sonuna yetecektir. Ancak şöyle bir dipnot vardır. Uyuşturucu madde kullanıcıların ölüm sebebi %93.3 oranında kalp krizidir. Çünkü bizler hiç kimseye sigara ve alkolü övmüyoruz. Bizler de kullanmıyoruz. Hiç kimse sigara ve alkolü kullanmasın. Ancak uyuşturucu maddenin güvenilir bir dozu yoktur. Sigara ve alkolde hayır kavramını kullanabiliriz. Ama uyuşturucu maddede hayır kavramını kullanamayız. Bu yüzden önleyici faaliyeti ilk başta alıyoruz. Hayır kavramını ilk başta koymak için. Güzel. Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kanka hayır olmaz.